Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde dersimizin başlığını oluşturan biçimsel dil ve soyut makine kavramlarını incelemeye çalışacağız. Dolayısıyla dersimizin içeriği hakkında, dersimizin amaçları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Arkadaşlar insanlar birbirleriyle anlaşmalarını dil ve bu dilin kurallarıyla gerçekleştirirler. Dil denildiği zaman o dile ait bir alfabe. O alfabenin sınırlı sayıda simgesi ve o alfabedeki simgelerin nasıl bir araya geleceğini belirleyen kurallar yani o alfabedeki simgeler nasıl ve hangi kurallara göre bir araya gelerek kelimeleri oluştururlar ve ...o kelimeleri e, nasıl bir araya getirerek cümleler oluşturabileceğimizi belirleyen gramer kurallarından oluşmaktadır. Dolayısıyla e, bir dil, bu dilin alfabesi, bu alfabeden oluşturabileceğimiz karakter katarları, kelimeler ve cümleleri... E, ...ve bu cümlelerin nasıl tanınacağı, yani yazılan bir kelime... O dile ait midir, değil midir? Kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan cümle yapıları o dilin kurallarına göre oluşturulmuş mudur, oluşturulmamış mıdır? Günlük kullandığımız doğal dillerde bu soruların cevabını veren kurallar ve kurallar dizisi mevcuttur. Bizim buradaki dil kelimesinden kastımız programlama dilidir. Programlama dili de kullanıcı ile e, makine dili ve makine arasındaki iletişimi sağlayan bir arayüzdür, bir araçtır. Dolayısıyla insanlar arasındaki o anlaşma e, süreci neyse insan bilgisayar arasındaki iletişimde de aynı süreçlerin geçerli olacağını düşünüyoruz. Hatırlarsanız e, bir Programlama dilinde yazılmış programın makine diline dönüştürülmesini gerçekleyen sürece derleyici süreci demiştik. Derleyicinin görevi sizin e, yazmış olduğunuz ve insanlar tarafından anlaşılan program parçasını sadece makina'nın anlayabildiği dile dönüştürmek, makine dilinde çalışacak koda dönüştürmek idi. İnsan tarafından yazılmış bir programın makine diline dönüştürülürken de bu aradaki süreci gerçekleyen e, kurallar dizisi ve gramer yapısının olması gerekmektedir. İnsanlar anlaşırken acaba konuşan kişi ya da yazan kişi bu dile ait olan alfabeyi mi kullanıyor? Bakınız burada yazılan karakterlerin Yazılan simgelerin, kullanılan simgelerin bu dile ait olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Diyelim ki yazılan bir e, ifade ve kelimeler e, o dile ait olan alfabenin simgelerinden oluşmuştur. Yani kelimeler o dile aittir. Peki bu kelimeler uygun bir şekilde bir araya getirilerek bir cümle yapısı oluşturulmuş mu? Efendim bu cümlenin e, o dile ait olup olmadığını belirleyen bir mekanizmaya daha ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. İnsanlar arasındaki anlaşma sağlanırken kurulan cümleler yani kullanılan simgeler bu simgelerin kullanılmasıyla oluşturulan kelimeler bu kelimelerin oluşturulması e, bir araya getirilmesi oluşturan cümleler o dile ait midir, değil midir? Bunların bir kural ile kontrol edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ve e, bu cümleler anlamlı cümleler midir? Yani bir anlam ifade ediyor mu? Kullandığınız dil için. Bu doğal dil olabilir. Örneğin Türkçe dil olabilir. Ya da e, makine düzeyine indiğimizde Programlama dillerinden herhangi bir olabilir. Demek ki arkadaşlar o zaman kelimeden önce simge analizi, metinsel analiz ve gramer yani sintaks analiz yapılması gerekiyor. İşte bizim dersimizde arkadaşlar önce dil kavramı e, izah edilecek. Şu konuşmalarımızdan anlaşılıyor ki, Sonlu sayıda simgeden oluşan bir alfabe ve bu alfabeden kelime, cümle üretebilmek için sonlu sayıda kurallar dizisinin olması gerekiyor. Yani o dilin karakter katarlarını ve o dilin cümle yapılarını tanımlayan mekanizmalara ihtiyaç var. Eğer bunlar olmazsa, Sonsuz sayıdaki bir simgeden, yani sonsuz sayıdaki bir e, simgine oluşan bir alfabeden sonsuz sayıda kelime ve cümle oluşturulabilir. Kural sayımız da sonsuz sayıda ise, bu da e, bütün girişleri, bütün yazıları, bütün konuşmaları kabul edecek e, sonsuz bir dil olacak, yani biçimsiz bir dil olacaktır. Dersimizin içeriği bu dilli dil kavramını biçimli hale getiren, biçimsel hale getiren kurallar, yani dil tanımlayıcılar ve bundan sonra bu dilde yazılmış herhangi bir karakter katarını ya da cümle yapısının o dile ait olup olmadığını belirleyen kurallar, yani modeller, matematiksel modeller incelenecektir. İşte Biçimsel diller dediğimiz kısımda dil tanımlayıcılar, soyut makineler dediğimiz kısımda ise yazılan ifadelerin o dile ait olup olmadığını belirleyen modelleri kastetmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, az önceki ifadelerimizden anlaşıldığı üzere her biçimsel dil için bir alfabe tanımlamamız gerekiyor. Bu alfabe, örneğin A'dan Z'ye büyük harfler, A'dan Z'ye küçük harfler, aritmatik operatörler, parantezler ve e, özel simgeler olabilir. Ama ne olursa olsun, bu dildeki alfabe, bu dil tanımlayacak olan alfabe kesinlikle sonlu sayıda simgeden oluşmaktadır. Karakter katarı, yani az önce kelime diye bahsettiğimiz String olarak literatürde, değişik kitaplarda karşılaşacağımız karakter katarı ise bu alfabedeki simgelerin ardarda getirilmesiyle oluşur. Alfabedeki simgeler sonsuz sayıda seçenekle ardarda getirilebilir. Fakat biz biçimsel bir dilden bahsettiğimize göre bu alfabedeki simgelerin nasıl ardarda gelebileceğini belirleyen kurallara ihtiyacımız vardır. Biçimsel dil bir bütün olarak bu alfabedeki simgelerin oluşturmuş olduğu karakter katarlarının bir kümesi olarak ifade edilebilir. Biçimsel dilden bunu kastediyoruz. Yani sonlu sayıda simgeden oluşan bir alfabemiz var ve bu simgelerdeki bu simgelerin bir kurala göre bir araya getirilmesiyle karakter katarlar oluşuyor. Bu karakter katarları da bir kurala göre bir araya gelerek cümleleri oluşturuyor. Bütün bunlar da biçimsel dili oluşturuyor. Burada hemen örnek olarak bizim Türkçe e, dilinin alfabesinde 29 tane simge vardır. Bu simgeler bir kurala göre bir araya gelebilirler. Örnek olarak küçük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumu kuralları e, alfabemizdeki simgelerden nasıl kelime oluşturacağımızı belirleyen kurallardır. Ve kelimelerin nasıl bir araya getirileceği de yine gramer dil bilgisi kurallarıyla belirlenmiştir. Eğer bir alfabedeki simgelerden oluşturulacak tüm katarları içeren kümeyi E ile gösterirsek, yani e, sonlu sayıda simgeye oluşan bir alfabemiz var. Fakat e, burada bu katarlar ve bu simgeler Dilediğimiz gibi bir araya gelebilirken biz bunu bir kuralla belirledik ve dil dediğimiz şey bu evrensel kümenin yani tüm katarları içeren kümenin bir alt kümesi olarak tanımlanacaktır. O evrensel kümede tanımlanmış her dil bu büyük kümenin alt kümesi olacaktır. Evrensel kümedeki katarlardan dilde yer alanlar yani o dile ait olanlar o dilin tümceleri olacaktır. Arkadaşlar dedik ki bir dil simgelerden bu simgelerin nasıl bir araya geleceğinden ve bu kataları nasıl bir araya getirileceğinden oluşuyor dedik. Dildeki önemli bir olay da yazılan ya da konuşulan bir ifade o dile ait midir, değil midir? Yani cevabımız ya evet ya da hayır. Yani yazılan bir karakter katarı iki gruba ayrılacaktır. Bu dile ait olanlar yani geçerli katar ya da geçerli cümle ya da bu dile ait değildir. Yani geçersiz katar olarak belirlenecektir. İşte bunu belirleyen mekanizmalara da biz soyut makine diyoruz. Biçimsel dillerimizi tanımladık. Bu biçimsel dillerdeki Herhangi bir ifadenin o dil ait olup olmadığını belirleyen yapılara, yapılara da soyut makine diyoruz. Evet. Bir alfabe ve bu alfabe üzerinde tanımlı bir dil düşünüldüğünde, alfabedeki simgelerden oluşturulan ve dilde yer alan katarlar dilin tümcelerini oluşturacaktır. Bunu nasıl karar vereceğiz? Buna da e, Türkçeden örnek verirken büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu demiştik. Yani bir metinsel analiz e, yapılacağı ortaya çıkıyor. Peki bu kelimeler nasıl bir araya getirilebilir? Özne, e, nesne, yüklem ve aradan tümleşlerimiz. E, yani bir gramer dil bilgisi kuralı kaidesine göre bunlar bir araya getirilecektir. Dolayısıyla e, kelime o dilin sözlüğüne ait midir? Cümle o dile ait midir? Kelime o sözlüğe ait midir değil, değildir, ait, ait midir değil midir derken bir makine, farklı bir makine kullanacağız. Yani farklı bir soyut makine. Yazılan cümle, yani bu e, kelimeler, bu karakter katarları uygun bir şekilde bir araya getirilmiş mi? Bunu da dil bilgisi kaidelerine göre, yani gramer kurallarına göre belirleyeceğiz. Özne, e, nesne, tümleç ve yüklem örneğinde olduğu gibi. Sevgili arkadaşlar, e, görüldüğü gibi dersimizin içeriği derleyici tasarımı ile, derleyici incelenmesi ile çok yakından ilgili. Derleyiciler, e, ön uç ve arka uç dediğimiz bir yapıdan oluşuyor. Ön uca analiz aşaması arka uca da sentez aşaması demiştik. İkisinin arasında bir semantik gösterim söz konusuydu. Ön uç dediğimiz kısımda yani metinsel olarak incelenmesi ve gramatik olarak incelenmesi metinsel analiz ve sintaks analiz gerçekleştirilecek. Daha sonra yine konuştuğumuz gibi Acaba kurulan bir cümle, yani metinsel analizde o sözle ait mi değil mi? E, sintaks analizde e, cümle o dile ait midir değil midir? Semantik yani anlamsal gösterim kısmında ise anlamlı mıdır değil midir? Analiz yapıldıktan sonra daha sonra sentez dediğimiz kısım yani e, makine dilinde çalıştırılacak olan e, kodun optimizasyonu yani en iyi en kısa kod oluşacak şekilde çalıştırılması ve makine diline dönüşüm yani kod üretimi kısmının bulunduğunu biliyoruz. Evet. Yani bir e, programlama dilinde yazılmış e, bir program parçası bu analizlerden geçecek. Ve çalıştırılabilir kod oluşturulacak. Bizim dersimiz yani biçimsel diller ve soyut makineler dersi nerede? İşte bu front front end dediğimiz yani ön uç yani analiz aşaması kısmında kullanılan araçlar bizim dersimizle ilgili araçlar. Biz e, bu dersin içerisinde semantik kısmı da kısaca giriş yapacağız. Ama dersimizin e, yoğun olarak e, odaklandığı nokta front end yani derleyicinin ön uç kısmı. Metinsel analiz ve sintaks analiz kısmı olacaktır. Metinsel analize leksikal analiz demiştik. Leksikal analizde arkadaşlar yazılan program parçası boşluklar da dahil olmak üzere karakter karakter incelenir ve bir token dizisine dönüştür. Token dizisinden kastımız örneğin identifier'lar yani tanımlayıcı, e, aritmatik operatörler, e, özel işaretler, letter dediğimiz e, simgeler, bunların hepsi leksikal analiz aşamasında e, tokenlara ayrılır. Ayrılmış kelimeler, özel kelimeler diye. Sintaks analiz kısmında ise bu tokenlar nasıl bir araya getirilebilir? Yani hangi gramer kaidelerine göre bir araya getirilebilir? Bunun analizi yapılır. Ve şu lexical analiz aşamasında oluşturulan tokenlar, token dizileri bir parsing işleminden geçerek yani bir ayrıştırma ağacına dönüştürülür. Daha sonra bu ayrıştırma ağacı e, özel bir ağaç olan soyut sintaks ağacına, abstract sintaks ağacına dönüştürülür bir sembol tablosundan ilişki kurularak bunlar gerçekleştirilecektir. Efendim bir ara kod dönüşümünden geçtikten sonra kod üretimi gerçekleştirilecek ve bu kod üretiminden sonra makine dilinde çalışılabilir, çalıştırılabilir kod oluşturulacaktır. Görüldüğü gibi şu nokta şu nokta arkadaşlar şu dört dikdörtgen bizim dersimizde dilek olarak alakalı olan kısımlardır. Örnek verecek olursak şu kısım bir programlama dilinde yazılmış olan program parçası olarak düşünüyoruz. Lexical analiz dediğimiz kısım bir tarayıcı kısmıdır. Ve yazılan programlama dili katar, karakter karakter incelenerek token dizisine dönüştürülür. Bakınız <laughs> yani bir tanımlayıcı. Identifier. Efendim atama sembolü bir token'a dönüştürülüyor. Ee, bir sıfır. Bu bir number identifier. E, number sınıfına dönüştürülüyor. Çarpı yine identifier. Artı işareti. Bakınız bunlar e, şu dizilimden farklı bir e, örüntüye dönüştürüldü. İşte bu dizilim doğru mudur acaba? Şurada şu soruya cevap verdik. Yazılmış olduğunuz şu program parçası ve burada kullandığınız kelimeler o dilin sözlüğünde var mı? Uygun mudur? Eğer yani bu identifier olabilir mi? Val identifier olarak değerlendirilebilir mi? Şu simge atama operatörü olarak değerlendirilebilir mi? Yani dilde bunlar tanımlanmış mıdır? Karar verildi ve bir token dizisi oluşturuldu. Peki bu tokenlar bu şekilde bir araya gelebilir mi? Arkadaşlar burada sintaks analiz yapıyoruz. Sintaks analiz aşaması ilgili araçlarıyla az sonra o araçların şurada kullanılan araçlar lexical analiz aşamasında kullanılan araçlar ve sintaks analiz aşamasında kullanılan araçlar Nelerdir? İşte burada kullanılan araçlar bizim dersimizin e, içeriğini oluşturuyor. Sintaks analiz aşamasındaki araçlar şöyle bir ağaç oluşturur. Statement olabilir ki identifier eşittir expression. Peki expression ne olabilir? Term artı identifier olabilir. Term ne olabilir? Number çarpı identifier olabilir. Identifier evet. Assign, evet, number, times, yani çarpı, identifier, artı, identifier. Eğer böyle bir parse ağacı oluşabiliyorsa, e, demek ki şu dizilim o dilin kurallarına uygundur, diyeceğiz arkadaşlar. Bakınız, şuradaki yazılanlar o dile ait midir? Bir tarama işlemi gerçekleştirdik ve bir token dizisi oluşturduk. Bu dizilim o dile ait midir? Yani o dilde böyle bir cümle olabilir mi? Şurada bir araç kullandık. Olabilir dedik. Çünkü bir parse ayrıştırma ağacı oluşturulabiliyor. Evet. Daha sonra arkadaşlar semantik analiz yapmak üzere bundan özel bir ağaç demiştik. Soyut sintaks ağacına dönüştürülerek yani ee, şu yapraklarda bir takım değişiklikler yapılarak soyut sintaks ağacı oluşturulur ve o tip kontrol için e, kullanılacaktır. Sevgili arkadaşlar e, daha sonraki kısımlar yani sintaks teri optimiz optimizasyon kod enileme ve kod üretim kısmı değerleyiciler dersinde incelenecek bir kısımdır. Fakat bizim dersimizi ilgilendiren kısım. Şöyle geri gelecek olursak. Demiştik ki leksikal analiz yani tarayıcı. Yani yazılan ifade program parçası o dilin sözlüğüne ait midir? Bunun için kullanılan araçlar DFA, NFA ve boşluk geçişli NFA'dır. Peki ne, nasıl oluşturulur? Yani o kural nasıl oluşturulur? O dilin o kuralı nasıl oluşturulacak? Bunun için pek çok yöntemler var. Regüler kümeler ilgili kural oluşturmak için regüler ifadeler ilgili kuralları oluşturmak için kullanılır. Yani <laughs> bu dersimizin ilerleyen kısımlarında regüler küme ve regüler ifade kavramlarını inceleyeceğiz. Bunlarla e, bir dilin sözcükleri nasıl olabilir? Aynen büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu gibi kuralları regular kümeler ve regular ifadelerle sunmaya çalışacağız. Bunlar demek ki dili tanımlayan araçlar. Peki programcı, kullanıcı bir program yazdı. O yazmış olduğunun o dile ait olup olmadığını belirleyen bir araç. Deterministik Finite Automata ve Non-Deterministik Finite Automata ve Boşluk geçişli NFA. Bu derste kullanacağımız çok önemli bir araç. Şu kısımda yani sintaks analiz kısmında ise arkadaşlar e, gramer kavramını kullanacağımız söylemiştik. Yani lexical analiz çamasında regular expression, regular ifadeler, NFA, DFA, boşluk geçişli NFA yapılarını kullanıyoruz. Yazılan ifade, yazılan cümle o dile ait mi değil mi? Bunun, bir, bunun için bir pars ağacı oluşturulabiliyor mu? Bunun için kullanılan araç ise gramer. Yani gramer nedir? Gramer nasıl oluşturulur? Gramerin biçimsel tanımı ve gramer türleri incelenecek. Ve orada göreceğiz ki günlük hayatımızda e, karşılaştığımız e, Context Free Grammar e, aracının günlük hayatta karşılaştığımız programlama dillerini tasarlamak için kullanıldığını göreceğiz. Ve e, yukarıda gördüğümüz DFA ve NFA gibi makinelerin e, o dillerde bazı kısımlarda başarısız, yetersiz olduğunu göreceğiz. Yani... Gramer türüne göre her gramerin tanımlamış olduğu dili tanıyan farklı makinelerin olduğunu göreceğiz. Bunlardan bir tanesi Pushdown Automata <laughs> yani PDA. Bu da ilerleyen derslerimde inceleyeceğimiz bir konu. Arkadaşlar, Turing makinesi incelenecek. Turing makinesinin e, özelliği DFA ve NFA'nın tanımakta yetersiz kaldığı dilleri PDA'nın tanıdığını göreceğiz. PDA'nın tanımakta yetersiz kaldığı dilleri de Turing makinesinin tanıdığını göreceğiz. Yani DFA, NFA ve boşluk geçişli NFA, PDA ve Turing makineleri dersimizin başlığını oluşturan ve bizim inceleyeceğimiz soyut makinelerdir. Bunlardan en güçlüsü Turing makinesi. Ondan sonra push-down Automata ve ondan sonra DFA, NFA ve boşluk geçişli NFA dilleri olacaktır. Efendim, en son olarak parsing'den bahsetmiştik. Yani ayrıştırma ağaçları. Top-down parsing ve bottom-up parsing yaklaşımlarıyla ayrıştırma ağaçları nasıl oluşturulduğunu incelemeye çalışacağız. Demiştik ki dersimiz... E, sintaks, e, semantik analiz aşamasına kadar yani derleyicinin semantik analiz noktasına kadar kullanılan araçları incelemektir dersimizin konusu. Bunu orada e, tespit etmeye çalışacağız. E, onun için de otomatik araçlar bulmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar e, dersimizin ilerleyen kısımlarında e, LR ve LLK dillerini e, inceleyeceğiz. LrK ve LLK dillerini incelediğimizde göreceğiz ki bizim hep amacımız şu olacak. Yani yazılan bir ifadeyi o dile ait olup olmadığını test ederken olabildiğince güçlü araçlar ve deterministik yapılar bulmaya çalışacağız. LLK ve LRK e, parsing işlemlerini de bu dersimizin ilerleyen kısımlarında incelemeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, e, dilerseniz dersimizin kaynakları kısmında neler e, göreceğiz. Size önereceğimiz en önemli kaynaklardan bir tanesi Ünal Yarımağan hocamızın e, Türkçe bir kitabı var. E, Özdevinirler Kuramı Biçimsel Diller ve öz devinirler kuralı. Evet, biçimsel diller ve özdevinirler devinirler kuramı. Sevgi arkadaşlar, biçimsel dilleri Açıklamaya çalıştık. Öz derinlerden kastımız automata. Ee, yani bizim e, bu dersimizin e, karşılığı bazı üniversitelerde automata e, teorisi. E, hesap teorisi. Ama çoğu zaman formal language and automata. Yani e, biçimsel diller ve soyut makineler. Öz derinler kısmı aslında bizim soyut makineler... E, ifadesine karşılık geliyor e, hocamızın kitabını e, sanırım bıçaklar Kitabevi'nden evinden Ankara'dan e, temin edebilirsiniz e, bugünkü dersimizde derste işleyeceğimiz temel e, konuları temel kavramları incelemeye çalıştık e, hepinize başarılar diliyorum